Yani başta asbest olmak üzere ki Türk Tabipler Birliği'nden hocamızın da geçen günlerde bir toplantı yaptı bizimle. Asbestten daha tehlikeli kimyasallar da mevcut. Yeraltı sularına karışan, toprağa karışan ve yıllarca, yüzyıllarca topraktan çıkmayacak. Besin zinciri yoluyla nesilden nesile insanları etkileyecek kimyasallar mevcut. Bir de bu kimyasalların bileşiminden kaynaklı ne gibi tehlikeler ortaya çıkacağı ise henüz bilimsel olarak araştırılmamış. Yani başta kanser olmak üzere diğer pek çok akciğer hastalıklarına neden oluyor. Biz Malatya Çevre Platformu ile birlikte bunu düzenledik. İlk gündemi de onlarla birlikte yaptık. Onlar da destekçimiz. Fiziken burada olamasalar da Malatya Çevre Platformu ve köyümüzün de onun bir bileşeni gibi dayanışma platformu olarak ismimizi ve talebimizi daha öne çıkarabilmek adına böyle bir platform altında birleştik. Biz suç duyurusunda bulunmuştuk. Talebimiz kesinlikle buraya bir kamyon dahi moloz getirilmemesi, bundan sonra getirilenlerin hızlı bir şekilde buradan kaldırılması ve kesinlikle burada ayrıştırma yapılmaması. Arkamda molozlar var zaten, arada bir sınır var, sonra tarım alanları ve yerleşim yerleri başlıyor. Şu arkamızda gördüğümüz, yan tarafta gördüğümüz hepsi yerleşim yeri. Yani ilk şey 50 metreden başlıyor, 4,5-5 kilometreye kadar her alanda ya tarım alanı ya yerleşim alanı mevcut. Suya karışacak yalnız bu asbest tuzlar. O suyla biz sulama yapacağız. Biz içeceğiz onları. Yani bunların hepsi bizim sağlığımız ve doğa için çok zararlı olduğu şey olan şeyler olduğu için karşı çıkıyoruz. Özellikle bu molozların burada kaldırılması. Yani kaldırılması en erken sağlığında. Diğer talepler de o taş ocağının kapatılması. Taş ocağı kapatılmıyorsa dünyada her tarafta taş ocağı var. Gereği nedir? Yani taş ocağı çalışsın ama gereği nedir? Üstü mü kapatılarak çalıştırılacak? Sulandırılacak mı? Neyse, insan sağlığına zarar verilmeyecek şekilde yapılmasını istiyoruz.